Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Evet, paranın rotasında sizlerle birlikteyiz ve paranın rotası bugün reel sektörden bir konu ağırlıyor. Ben yine piyasalarla ilgili analiz ve yorumlarımı vereceğim ama programa hemen başladığımız şu anda konuğumuzu sizlere tanıtayım. Anadolu'nun tam bağrından çıktı, buraya kadar geldi. Salim Natuz Genel Müdürü Sayın Himmet Kara. Hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Evet, biz sizinle şimdi şu tuz işini bir konuşacağız. Çünkü bir kere ekonomiye katkısı nasıl, onları ayrıca konuşacağız. Sizin işler nasıl gidiyor reel sektörde? Sadece siz tabii tuz sektöründesiniz ama etrafınızda birçok başka fabrikalar var. İnsanlar evet, üretim yapıyorlar. Sayın Babacan şey dedi, artık üretmemiz lazım dedi. Yani evet, bu cari açık gitgide büyük bir sorun olmaya başladı. Tüm bunları konuşacağız. Ayrıca sevgili izleyiciler, sizler de tuzla ilgili, ki ben yayına girene kadar yaklaşık biz bir saattir konuşuyoruz Himmet Bey'le. Çok ilginç hikayeler dinledim. Onları da sizlere aktarmasını isteyeceğim. Aynı zamanda ilk sorduğum soruyu söyleyeyim size. Ya şu Himalaya tuzu, siz bu tuzu 1 liraya satıyorsunuz. Normal Salina tuzu gidip marketten aldığımızda. Ne var onda dediğimde, onun bütün şeylerini, içeriğine baktığımızda hemen hemen hiçbir fark olmadığını, çok önemli bir fark olmadığını söyleyebiliriz. Ki 38-40 liraya insanların tükettiği bu tuzlar hakikaten bu kadar inanılmaz. Yani bütün insanlık Himalaya tuzunu tüketmiş. Ne var içinde? Şimdi bir deniz tuzu işi çıktı. Onu soracağım. Ama onun öncesinde de sizlerden gelen sorular olursa biliyorsunuz paranın rotası @gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Veya yerdinç65 Twitter adresime gönderebilirsiniz sorularınızı. Tuzla ilgili sorularınızı da bekliyoruz. Biz İmmet Bey'le biraz sonra sohbete geçeceğiz ama her zaman programımızda yaptığımız gibi öncelikle piyasaları bir değerlendireceğim. Piyasalarda neler olabilir? Grafikler üzerinden bir gideceğiz. Biliyorsunuz dün sabah yayınımıza başladığımızda sizlere Amerika Birleşik Devletleri'nde bütçe limitine gelindiğini, dolayısıyla otomatik olarak bütçe kesintilerinin bugün başlayacağını, yani 1 Ekim itibariyle başlayacağını belirtmiştik. Şu an konuşulan şey Amerika'da 800 bin kişiye zorunlu olarak tatil verilecek, ücret ödenemeyecek, bazı veriler açıklanamayacak. Hatta bu cuma günü bu otomatik kesintiler nedeniyle tarım dışı istihdam verisi bile açıklanamayabilir diye konuşuluyor. Dün de bu stresle, yani bu iş çözülmüyor şeklinde bir stresle piyasalarda ciddi bir geri çekilme vardı. Amerika, Asya ve tüm dış piyasalar çok olumsuzdu. İşin garibi, dünden bugüne şöyle bir gelişme oldu. Bu iş çözülmeyecekse, daha kötüye gidecekse, o zaman Fed, yani Amerika Merkez Bankası, tahvil alım programını azaltma işini Ekim'de de yapamaz. Demek ki o zaman ta aralığa kalır diye bir olumlu görüş belirmeye başladı. Bu sabah itibariyle hem dış piyasalarda Asya'da hem de Amerika'da vadeli işlemlere baktığımızda çok olumlu bir hava görüyoruz Amerikan vadelilerinde. %0.20 yukarıda. Bunun yanında DAX endeksinin vadeleri, ki Avrupa'da hemen ilk baktığımız yer biliyorsunuz DAX endeksi. Orada 0.36 bir yukarı hareket var. Dün de bizim piyasalarımıza baktığımızda borsa düşerek başladı güne ve düştü. Çok 73.500'lere kadar düştü. 74.700 seviyelerinden. Ve ardından da dipleri gördü. Dün seansın sonuna doğru bir alım geldi. Bu alım acaba devam edebilir mi? Ne kadar güçlüydü? Ona bakacağım. Dolar TL kurulu ne olabilir? Ondan bahsedeceğim. Ve ardından da kısaca bir altın yorumu vereceğim. Şimdi grafiği alırsak, dünkü borsa hareketlerine baktığımızda borsa açılıyor. 74.800 seviyesinden kapanmıştı daha önce. Ve ilk açılış 74.300. Düşüyor. İlk gördüğü yer 74.000 civarı. Bir miktar yukarı hareket deniyor ama
Dikkat ederseniz burada hiç hacim yok yukarı hareket sırasında. Pek fazla alan yok aslında. Çok düşük hacimlerle piyasa yukarı gidiyor. Arkasından bir sert satış daha geliyor. Ve borsada 73.500 seviyelerine yaklaşılıyor. Tam görülmedi ama yaklaşıldıktan sonra özellikle şu bölgede son bir saat içerisinde yavaş yavaş artan işlem hacmiyle, artan işlem miktarıyla borsaya alımlar geldi ve 74.500'de kapattı. Bir önceki güne aşağıda göre aşağıda kapattı ama benim tahminim bugün büyük bir ihtimalle 75.000 seviyesinde bir açılış yapacak ve bu açılış sonrasında da nereye kadar yükselebilir sorusuna baktığımızda, ki yatırımcı eğer çok kısa vadeli düşünüyorsa borsada alım düşünebilir. Yaklaşık olarak 76.250, yani 76.000'le 76.500'e kadar geri çekilme çizgilerinde gördüğümüz, yani şu çizgi çok güçlü bir direnç olacaktır. Bu çizgiye doğru bir hareket görebiliriz. 75.500'den itibaren de zorlanmaya başlayacağını ben düşünüyorum. Bugün özellikle 74.000'e doğru bir aşağı hareket olursa burası destek olacaktır. Bunun altını beklemiyoruz. Ama 74.000 seviyesine doğru bir geri çekilmede alım yapılabilir. Stop seviyesi 73.250'dir. Yani şu seviye 73.200 seviyeleri görülecek olursa mutlaka stop yapılması gerekir. Çünkü eğer 73.250'nin altına düşecek olursa endeks, böyle bir durumda 70.000'e kadar geri çekilme devam eder. Dolayısıyla kısa vadeli alım satım düşünen yatırımcılar için borsada bugün alım düşünülebilir. Kağıtlarda seçici olmak lazım. Hemen açılışta değil, açılıştan sonraki yarım saat daha uygun olacaktır. Ve 76.000'e doğru bir hareketin oluşmasını bekliyoruz. Fakat şunu da ısrarla vurguluyorum. 73.500'ün altına bir daha düşüş olursa ters bir haberle ve 73.250 seviyeleri görülecek olursa stop yapabilecek olanlar, yani o zarara, %1,5 zarara katlanabilecek olanlar normalde alım düşünmeli. Aksi halde düşüş başladığı anda kimse satamaz, yani satmak istemez. Zarardaki pozisyonu kimse realize etmek istemez ama borsa burası, satmadığınız zaman zararlar çok büyüyebiliyor. Fakat bugün hava genel olarak olumlu. Hemen dolara bir bakalım. Doları vereceğim şimdi size. Dolar dün ve önceki gün 2.04 seviyelerine kadar geldi. Ve bu 2.04 civarının üzerine çıktıktan sonra burada bir ikili tepe yaptı. Ve dün borsadaki artış başladığında 2.03 önemli bir destekti. Yani burada bekleyebilir diyorduk. Bunun altına pek fazla gelmez diyorduk dolar. Ama hızla 2.01'lere doğru geriledi. Ve bu aşamada şöyle bir trendi de aşağı kırmış oldu. Yani şurada yükselen bir trend vardı ve bu trendi de şu şekilde aşağı kırmış oldu. Dolayısıyla dolarda şu aşamada bir geri çekilmenin devamını bekleyebiliriz. Ve bu geri çekilmede yaklaşık olarak nereye kadar olur? Şimdi bir mavi şeyle göstereceğim. Mavi çizgilerle. Tahminen 2 seviyelerine kadar geri çekilmenin devamını bekleyebiliriz. 1.99 seviyesi dolarda yeniden alım seviyesi olarak verilebilir. Ona da neden öyle söylüyoruz? Çünkü Fed kararı sonrasında dolar 1.93'leri görmüştü. Burada adeta ciddi bir V çıkışı yaptı. Ve ortalamalara baktığımızda 1.98-1.99 seviyesi daha önceki dip seviyeydi. Bu nedenle dolarda 1.98-1.99 seviyelerine kadar geldiğinde 1.98-1.99 alım için uygun seviye olabilir yatırımcı açısından. Ama şu aşamada dolarda aşağı yönlü hareketin devamını bekleyebiliriz genel olumlu havaya bakarak. Altın yatırımcıları için hemen söyleyelim. Dün altında yukarı bir hareket vardı ve 1330 dolar seviyelerindeydi. Bunu biraz daha 60 dakikalık bazda gösterelim. Altın yükseliyor, düşüyor. 1425'lerden düştü. Daha sonra Fed kararı sonrasında yükseliş yaptı. 1330'lara geldi. Ve altında, ons bazında altın yaklaşık olarak 1280'de dip yaptı. Bunun altını beklemiyoruz. Yani altının 1280 doların altına düşeceğini beklemiyoruz. Çok güçlü bir destek var. Eğer düşecek olursa, 1275'e gelirse short pozisyon açılmalı ki, çünkü o zaman 1220'lere kadar iner. Ama bu olasılık bir miktar düşük. Burada genel olarak altını bir destek yapıp yeniden 1400 dolarlara doğru gitme olasılığı yüksek. Çünkü Amerika'daki şu son durumlar genel olarak altının yükselişini destekliyor.
TL bazında baktığımızda ise, TL bazında altına baktığımızda, TL bazında dün de bunu konuşmuştuk. Özellikle 80 ve 82 lira arası TL gram olarak orta ve uzun vadeli yatırım için uygun bir yer olarak gözüküyor. Daha önce test edilmiş seviyeler var, 75 liranın altı. Ki o seviyeler tekrar görülebilir mi şeklinde sorular var. Tahmin ediyorum bu seviyeler tekrar görülmeyecek. Çünkü buradan kurtuluş çok kolay oldu. Yani 80 liranın altına düştüğünde fazla uzun süre kalmadı altın orada ve hemen alıcı geldi. Tüm dünya piyasalarında fonların altında alım yapmaya başladığını gördük ki dolayısıyla burası 80 lira çok önemli bir destek. 85-86 lira seviyesinde bir direnç var. Ki 88 ile 84 arası, 82 arasında bir dalgalanma bekleyebiliriz. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde 82 lirayla 88 lira arasında altının aşağı yukarı hareketler yapmasını bekleyebiliriz. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için hala bence tutulmalı. Çünkü dünyada çok büyük riskler var. Bu nedenle altın konusunda kısa vadede bir miktar aşağı gelecek. Yani mesela 84-83 liraya kadar düşebilir ki oralarda uygun alım yerleri olabilir. Evet, grafiği alabiliriz arkadaşlar. Genel olarak piyasa şartları şu an olumlu ve son verilere bir daha bakalım. Euro dolar paritesi 1.35.43'te bir türlü geçemiyor 1.35 seviyesini. Ve dolara baktığımızda 2.01'e kadar gerilemiş durumda şu an. Yani sabah 2.01.98'di. Şu an 2.01'in de altına indi ve tam 2 liraya geldi. Yani biz yayına başladığımız sırada 2.01.98'de 2 liralara kadar 1.98.99'a kadar büyük bir ihtimalle dolarda gerileme göreceğiz. Hızlı gelişmeler var. Bu borsanın da açılışının çok olumlu olacağını gösteriyor. Arkadaşlar bir daha verelim grafiği. Şu vadeli işlemler borsasının nasıl açıldığına bakalım. Vadeli işlemler borsası, evet, 5 dakikalık grafiklerde bu sabah itibariyle 92.150'den kapanmıştı dün. Şu an 93.000, yaklaşık %1'lik bir hareket var. Büyük bir ihtimalle bugün borsada da yaklaşık bir 700 puan civarında veya 600 puan civarında bir yükseliş olacak. 93.000 seviyesi, tahmin ediyorum VOP'ta 94.000'e kadar bir yükseliş söz konusu olabilir. VOP'ta mesela 92 ile 92.250 ile 92.750 aralı kısa vadeli long pozisyon için kullanılabilir ama 92'nin altı stop olmalıdır. Yani orada stop yapmalısınız. Şimdi tekrar borsaya bakalım. Borsada da büyük bir olasılıkla 75.000'in üzerinde bir açılış olacak ve büyük bir ihtimalle de 76.000'e doğru borsada hareket olabilir ama yatırımcılar açılışı değil, açılıştan sonraki yarım saati beklemeliler bence. İlk açılışta görülecek tepe seviye geçilirken alım yapmak daha anlamlı. Veya ilk açılışta, ilk 5 dakikadaki tepe seviyeden şöyle yaklaşık 250 puanlık bir gerileme durumunda alım düşünülebilir. Açılışta çok fazla aceleci olmamak gerekiyor. Hemen sizden gelen sorulara da bakıyorum. Ahmet Öztürk soru sormuş. Onu hemen konuğuma ileteceğim. Hocam biz evde kaya tuzu kullanıyoruz demiş. Evet, Ahmet Öztürk yine 185.000'den 120.000'e geriledi demiş. Endeks vadeli de kontratlar. Bu ne anlama geliyor? Çağdaş Durmaz. Hocam bütün işlerimiz bitti. New York hayvanat bahçesindeki panda bile bir öğün aç kalır mı diye düşünmeye başladı demiş. Amerika'daki bu bütçe kısıntıları nedeniyle artık New York hayvanat bahçesine de ödenek kesilmiş. Oradaki panda aç kalır mı diye şu an bütün dünya onunla ilgileniyormuş. Evet, Çağdaş güzel bir noktaya vurgu yapmış. Evet, şu an sorulara baktık. Ve gelelim şu tuz işine. Ya benim de çok merak ettiğim bir şey bu tuz işi. Himmet Bey'e deminden zaten bir saattir sohbet ediyordum. Öncelikle programımıza geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hakikaten insanların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Biz reel sektörü davet etmemizin sebebi, birçok şey yiyoruz, içiyoruz, gıda vesaire de bu nasıl üretiliyor? Nereden geliyor? Hangisi zararlı? Hangisi? Çünkü her kafadan bir ses çıkıyor. Ama siz 32 yıldır bu işin içerisindesiniz. Şu tuz nedir? Yani bu bir sürü tuz çeşidi var.
efendim yok deniz tuzu şimdi çok moda oldu. Yok işte göl tuzu, kaya tuzu. Mesela Ahmet Öztürk diyor ki ben kaya tuzu kullanıyorum diyor. Evet. Nedir bu? Başlayalım Himmet Bey. Biz de size bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ederim. Biz de kendimizi hep tuz, üvey evlat muamelesi görüyor ekonominin içinde. Biz de böyle bir fırsat verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Estağfurullah. Biz ilkin tuz nerelerden elde ediliyor? Hani bir alfabesinden başlayalım. Evet. Dünyada ve Türkiye'de tuz genellikle bir denizlerden, bir de kayalardan elde ediliyor. Yer altından evet. veya kayalardan. Bizim gibi göller dünyada birkaç ülkeye nasip olmuş. Allah'ın bir hediyesi. Ya tuz gölü bir hediye diyorsun. Bir hediyesi yani Türkiye'ye bir hediyesi. Bir de biz bu göllerin içine tuz gölünü sayıyoruz. Evet. Tuz gölünü sayıyoruz. Eskiden yani tuz çok kıt olduğu dönemlerde biliyorsunuz mübadele aracı olarak kullanılmış. İnsanların yevmiyesi tuzla ödenmiş. Tuz için savaşlar olmuş. Evet. Ama sanayinin gelişmesiyle birlikte tuz bollaşmış. Çok ucuz bir ürün haline gelmiş. Hani bir hikaye var ya babası soruyor sen beni ne kadar seviyorsun? Evet, tuz kadar seviyorum deyince sürmüş çocuğunu. Evet, evet. Sonra da tuzsuz yemekleri evet. yiyemeyince anlamış tuzu. Ülkemizde 3 milyon ton yılda tuz üretilmektedir. Evet. Yani ve bu da satılıyor. Evet. Bu ağırlıkla sanayinin ihtiyacı olan bir ürün. Bunun 1/4 gıdada sofralarımızda kullanılıyor. Bu üretiminde bu 3 milyonun yaklaşık 2 milyon, 2,5 milyon tonu tuz gölünden, hı hı. 500 bin tonu İzmir deniz tuzlasından, 500 bin ton da kaya tuzlularından elde ediliyor Türkiye'de. Hı. O zaman şimdi şöyle diyelim. Bir, gölden elde edilen tuz var ki 3 milyon tonun 2,5 milyon tona yakını, 2,4 evet. milyon tonu tuz gölünden elde evet, ediliyor. Evet. Deniz tuzu dediğimiz şey İzmir... Çamaltı tuzlasında İzmir Körfezi'nin suyundan elde ediliyor. O da 500 bin tonlar seviyesinde yılda. Ve benim bildiğim İzmir Körfezi bir zamanlar oradan geçilmez yani bir... Deniz tozu sadece oradan mı eriyor? Evet, Türkiye'de sadece oradan. Başka yerden yok yani. Yani ben hayır şey insan şeye gidince böyle Fethiye'ye Marmaris'e falan oradaki hani berrak sulardan evet. falan yok okyanus tuzu vesaire diyoruz. Yani Türkiye'de üretilen deniz tuzu İzmir Körfezi'nde evet üretim. Körfezi'nde orada Çamaltı tuzlasından aslında belki Akdeniz daha tuzlu oralarda bir yerde olmalıydı. Hı-hı. Fakat ya, Cumhuriyet yıllarında herhalde ilkin İzmir daha kolay liman var orada bir bu iş yapılmış. Başka da Türkiye'de deniz tuzlası şimdi yok. Bizim gıdada da kullanılıyor mu peki o? Yoksa sanayiye mi? Tabii gıdada da kullanılıyor. Evet. Gıdada da kullanılıyor. Yani diğer göl tuzu dediğimiz gibi 2-2 milyon ton seviyede bir de kaya tuzu. Şimdi kaya tuzunun elde edilme yöntemi çok zor ve zahmetli. Evet. Ve kaya tuzu Çankırı, Yozgat, Sekili bir de Kars Kağızman tarafında tuzluca da var Türkiye'de. Hı hı. Bunlar da dinamitle patlatılıyor. İçinde iş makinesi çekiliyor. Ve bu tuzları, kaya tuzlalarından çıkan tuzu çok temiz değil bizim kaya tuzları. İçi kirli, çamurlu, taşlı. Bunun eritilip mutlaka suyunun alınıp tekrar buharlaştırılması yani rafine edilmesi diyoruz biz. Bu yüzden burada Çankırı'da böyle iki tesis var. Türkiye'de genellikle kaba tuz diye bilinen tuzlar, halkın kaya tuzu dediği tuzlar göl tuzudur. O yüzden insanlar tuz alırken ambalajların üzerindeki kaynağına dikkat etsinler. Hangi kaynak kaya tuzu? Zaten yazıyor firmalar artık. Yeni tebliğle de belirtmek zorunda. O yüzden insanların yani bazıları bu kaba tuzları kaya tuzu biliyor. Aslında bunlar göl tuzu. Yani bunlar kaya tuzu değil. O yüzden merdiven altı işletmeler tarafından çoğu işletilmektedir. Ve bunlar piyasada hani düzgün ambalajda olmayan,
Bu tuzları insanlar kaya tuzu, işte natürel tuz diye buna gider. Aslında bir yanlış yapı. Onlar kaya tuzu değil. Kaya tuzu işleyen firmalar kendi ambalajlarının üstüne kaya tuzu diye yazıyorlar. Anladım. Ben bir National Geographic'de belgesel izledim de, evet. Polonya'nın altı tamamıyla bir tuz denizi diyeyim. Evet. Yani Polonya'nın altı orada, evet, çok milyonlarca yıl önce oluşmuş deniz varmış. Sonra depremlerle deniz, evet, kapanıyor. Bunun üzerine daha doğrusu kapandıktan sonra o deniz suyu çekiliyor ve orada, evet, çok büyük şeyler oluşmuş. Ya inanılmaz bir kilometre, evet, kare. İşte şeye baktım, çok inanamadım yani. Bu araçlar, çok büyük, evet, araçlar mağaralara girmişler. Yani tuz mağaraları. Her, evet, taraf tuz. Evet. Bunları işte kepçeyle alıyorlar, kaldırıyorlar. Dediğiniz gibi işte patlatıyorlar dinamitle. Evet. Peki o kaya tuzu bizim soframıza şey olarak mı geliyor? Yani rafine edilmeden mi geliyor? Yani bu buharlaştırma... Rafine edilerek geliyor. Ha, geliyor, evet. Anladım. Fakat rafine edilmeyen insanlar şey biliyor. Kaya tuzu, kaba tuz değil. Bu daha çok gölden üretim yapıp merdiven altı işletmelerin tuzunu insanlar kaya tuzu biliyor. Anladım. Onlar, anladım, kaya tuzu değil kesinlikle. Yani tüketiciler tuz alırken ambalajın üzerindeki kaynağın menşeğine mutlaka baksınlar. Evet. Hikmet Bey, çok güzel geldik buraya, evet, kadar. Sorular da var. Ama çok kısa bir reklam, evet, arası vereceğiz. Reklamdan, tamam, sonra devam edeceğiz. Tamam. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, paranın rotası devam ediyor ve Himmet Karay'la, Salina Tuz Genel Müdürü Himmet Karay'la biz söyleşimize devam ediyoruz. Bu arada Murat Duran da bir soru sormuş İsviçre frangı ve yenle ilgili. Ona biraz sonra sohbetimizden sonra kısaca değineceğim. Evet Himmet Bey, şimdi geldik bu noktaya. Bu tuzun içerisinde ben bakıyorum şeye, işte iyotlusu var, yok iyotsuzu var. İşte denizi var, yok kayası var, o su var, bu su var. Çok fark ediyor mu? Yani vücudun ihtiyaç duyduğu tuz açısından. Bir de bir Himalaya tuzu çıktı. Yani o ne yapıyorsa onu bilmiyorum. O çok farklı bir içeriği. Artı en sağlıklı demeyeyim. Yani tuz çok alınırsa çok sağlıksız bir şey. Ama hiç alınmazsa da çok tehlikeli bir şey. Yani insanı ölüme bile götürebilir. Bir onu dinleyelim. Bir de sizin şu kaya tuzunu eriterek işte çözelti madenciliği diyorsunuz. Bir de o Salinatus şu an ne yenilik getirdi yani bu sektöre? Onu da bir tamam hocam. Şimdi kaynakları söyledik. Bu kaynaklardan tuz nasıl elde ediliyor? Kısaca geçeceğim. Denizlerden deniz suyu alınıyor. Belli çok büyük havuzlarda güneş sayesinde buharlaştırılıyor, tuz oluşuyor, o tuz toplanıyor ve işliyor insanlar. Birileri sadece kırma, öğütme yöntemiyle kurutma, diğerleri de ise bunu eriterek tekrar kristalleştirerek. Hmm. Tuz gölünden de öyle, tuz gölünde de tuz oluşuyor. İç Anadolu bölgesi kurak olduğu için yazın buharlaşıyor, iş makineleri girip topluyor. Kaya tuzlalarında da bir klasik yöntem var. Yani mağaraya iş makineleri giriyor, dinamit patlatılıyor. O şekilde kütleler halinde çıkarılıyor, kırılıyor, öğütülüyor, eritiliyor. Tekrar kristalleştiriliyor veya çok temiz yerlerinde o yöre halkı çok küçük yerler toplayarak kendi yağına, peynirine kullanılıyor. Diğer bir yöntem, işte firmamızın yeni yaptığı yöntem de yerin çok altında, derinliklerinde, biz yerin 800 metre altında kaya tuzluları bulduk. Oralara, nerede? Konya Cihanbeyli'de. Siz de Cihanbeyli'siniz. Cihanbeyli'yim. Şirketimizin geçmiş hakkında da kısa bir bilgi vereceğim. Bu çalışmalarımız sonunda hani gölün kirlenmesi, denizlerin kirliliği malum. Kaya tuzlalarında da böyle bir yöntem var. İş makineleri çalışıyor, egzoz gazı, dinamitle patlatılıyor. Biz bunlar da olmasın diye yurt dışında uygulanan bir sistemi Türkiye'de ilk defa uyguladık. Yer altında tuz yatakları bulduk Cihanbeyli'de. 800 metre yerin altına suyu vererek eritiyoruz. Tuzu orada tuzlu su haline gelip onu alıp fabrikada da o suyu buharlaştırarak yeniden kristal hale getiriyoruz ve piyasaya sunuyoruz. Bir dakika, şimdi yerin 800 metre altında tuz var. Evet. Benim anladığım doğru mu? Evet. Siz buradan suyu basıyorsunuz, evet, aşağıya.
Orada tuz erimeye başlıyor. Eriyen tuzu başka bir yerden çıkartıyorsunuz. İçte geçmiş o iki boru. Dinamit veya evet. Kazma kürü. Sadece su. Sadece su. Yani hiçbir çevresel kirlilikten etkilenmiyor. Peki bunun çıkartılma maliyeti tuz gölünden gidip kepçeyle alıp getirmenin maliyetinden... Hepsinden ucuz ve kolay artık. Öyle bunu mi? Yeni yapıyor. Evet. Ama Türkiye'de eskiden 2003'e kadar... Bütün tuzlar yerin altından da çıkarsan, üstünden çıkarsan devletin tek elindeydi. Evet. 2003'ten sonra tuzlalar özelleşti. Tuzda özelleşme oldu. Bundan sonra insanların kendilerine yeni kaynak bulma, ham madde kaynağı bulma çalışmaları evet. gelişti. Biz de bu çalışmalar sonunda yeni bunu yaptık ve Türkiye'de ilk ve tek biz yapıyoruz şu anda. Yani evet. hem kolay hem çevreci yani hem de maliyeti düşük olacak. Tuza eritmeyeceksiniz. Kırmayacaksınız. Zaten tuzu eritip tekrar kristal hale getirdiğiniz için hani bunu yapan firma sayısı az Türkiye'de 5 tane. Fakat evet. 200-300'e yakın merdiven altı işletme var. Bunlar göl tuzunu alıp işliyorlar. Biz tuzlu sudan tuz elde ederiz. Yani, en sağlıklı yöntem evet. bu diyorsunuz. Ve peki sizden başka bu yöntemi uygulayan var mı? Hayır. Dünyada var ama Türkiye'de yok. Biziz ve biz yavaş yavaş önder oluyoruz. Tuz firmalarında bu yönde çalışmalar yaptığı kulağımıza geliyor. Yani, takip ediliyor yani yenilikleri. Evet, takip ediliyor. Şimdi gelelim sizin sorularınıza. Hani bütün tuzların genelde özelliği aynı. Hepsi sodyum klorür. Evet. Önemli olan burada ham madde kaynağı çok çevre kirliliğine maruz kalmayacak ve modern usullerle üretilecek. Tuzun evet. içine hiçbir kimyasal karıştırılmaz evet. üretim aşamasında. Yani insanlar rafine deyince farklı anlıyor. Bu suyun buharlaştırılmasıdır. Dediğiniz gibi hepsinin kaynağı özelliği aynı ama çevre kirliliğine maruz kalırsa bir şey vardan yok olmaz, yoktan da var olmaz. Yayına girerken şey göstermiştiniz. İşte tuz içindeki sodyum klorür evet. miktarıyla evet. Bir de kalsiyum da varmış değil mi? Kalsiyum, magnezyum, sülfatlar evet diğer mineraller de var ama şeyde çok miligram düzeylerinde isterseniz. %99'u zaten sodyum klorür. Klorür yani. Evet. Sodyum klorür. Klorür evet. evet. Şeyde ben dikkatimi çekmiştim. Evet. Tuz oranı arttıkça kalsiyum oranı düşüyordu. Kalsiyum daha da faydalı bir şey değil mi? Vücuda faydalı. İşte burada görüyoruz. Mesela isterseniz tablo olarak karşılaştırmalı. Şey orada firma isimleri gözükmesin. Gözükmesin. Evet. Gözüküyor. Evet. Ama siz şey yapabilirsiniz hocam. Şimdi mesela bir firma yani Salina tuzunki 99.2 sodyum klorür. Kalsiyum 0.12 bir evet. başka firmada 99.8 sodyum klorür tuz. Evet. Ama kalsiyum oranı 1/2. Evet. Mesela 0.12 evet. yerine 0.002 evet. şeklinde magnezyum oranları var. Evet. Ve bu SO4 nedir? Sülfat. Sülfat. Tuzun içinde evet. sülfat. Peki evet. hiçbir kimyasal zaten bir kesinlikle şey girmiyor kesinlikle. Ya yani normal tuz bildiğimiz. Sadece Sağlık Bakanlığı'nın ve Tarım Bakanlığı'nın iyotlandırma kapsamında sonradan ilave ediliyor. Ha iyot sonradan mı ilave ediyor? Sonradan ilave ediliyor. Yani tuz mamul hale geldikten sonra iyot eritiliyor. Tuza püskürtme yöntemiyle ilave ediliyor. Evet. Peki ben şeyi soracağım. Biz iyotlu mu alalım, iyotsuz mu alalım? Ne işe yarıyor bu iyot? Özellikle Sağlık Bakanlığı şu gerekçeyle yaptı. İyot eksikliği çocuklarda zeka geriliğine ve guatr hastalığına neden oluyor. O yüzden çocuklukta ve hamilelik döneminde kadınlara mutlaka iyotlu tuz kullanmaları gerekir. Bu yüzden de zaten 99 yılında iyotlu tuz üretimi zorunlu hale geldi. Fakat bizler 82 yılından beri iyotlu tuz hem de iyotsuz üretiyorduk. Hani yurt dışından bunu gördüğümüz için bir taraftan da iyotlu tuzu biz 82'den beri üretiyorduk. Fakat sonradan işte 99 yılında bu gerekçe anlaşıldı ve tuza katıldı. Niye tuza katıldı? Çünkü tuz az kullanılan bir nesne. Herkesin ulaşabileceği olmazsa olmazı ve az kullanılan dediğimiz gibi ekmeğe de katılabilir, suya da katılabilir, zeytinyağı da katılabilir. Fakat bir insan biri bir somun ekmek yiyor ama tuzu fazla yemesi insanların mümkün değil.
O yüzden iyi tuz da koruyucu olarak işte hamilelik döneminde özellikle kadınların yeterli miktarda iyot alamazsa hem zeka geriliğine hem de... O yüzden bakanlık dedi ki tuza, marketlerde iyotlu tuz satacaksın. İyotlu tuz satacaksın. Dedi. Peki guatra sebep oluyorsa iyotsuz tuz. Evet. İyotsuzluk veya iyot eksikliği guatra sebep oluyorsa niye guatr hastalarına iyotsuz vermek zorundasınız? Vallahi onu doktorların bileceği şansı değil bizim. Yani, ama bunu önleme şöyle bu hastalar nasıl olsa tedavisini bilir ve hasta sayısı çok az. Anladım. Bu hastalar gider iyotsuz kullanır ama toplumun geneli iyotlu tuz kullansın, fazlası idrarla atılıyor. Dolayısıyla da yani zararı da yok. İnsanlar bu şekilde guatr hastalığının ve zeka geriliğinin önüne geçmiş olunuyor. Evet. Himmet Bey, ben gerçekten hani çok faydalandım. Evet. Bu sizinle konuşmamızdan, sohbetimizden. Bir de son olarak şunu soracağım. Siz ekonomiye nasıl bir katkı yapıyorsunuz? Yani kaç kişi çalışıyor şu an orada? Bu kuruluş, yani son 2 dakikamız kaldı, 2-3 dakikamız kaldı. Bu sizin kuruluş hikayeniz de çok ilginç. Evet. 1500 kişi Almanya'da çalışan, o da sizin Cihan Beyliler. Evet. Salina tuzu kuruyorlar. Sonra kimse sermaye arttırımı falan yapmayınca 75'te kurulmuşsunuz değil mi? Evet, 75'te kuruldu. 82 yılında DESİAP, Devlet Sanayi İşçi Kalkınma Bankası, sonra TSKB, sonradan da eski ortaklara banka profesyonel hale getirdi. Şirket karlı duruma geçti. Sonra da eski ortaklara sattı. Biz çalışan sayımız 150 kişi ama kattığımız istihdamla 1000 kişi diye ben bakıyorum. Çünkü ne var? Biz günde 200 ton tuz gönderiyoruz. Evet. Bir bizim Cihan Bey'de nakliyecilik çok gelişkin. 200 ton günde 10 kamyon. Bu giden kamyon da 10 gün geri gelmiyor. Yani bir anda 100 kamyoncu da bizden geçimini sağlıyor. İşte kolisi, naylon torbası, kömürü, yan sanayisi de ve çarpı kişi sayısı dersek yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlıyoruz. Ve Türkiye'de şu anda yani yurt dışına mamül tuz olarak en çok ihracat yapan firmayız. Dolayısıyla bu yeni kaynaklarımızla birlikte yeni yatırımlarımız var. Daha çok insana iş sağlayacağız yani yeni teknolojiyle. Dolayısıyla yani o yörenin biz diyoruz ki biz Cihan Beyli yöresinin, Konya yöresinin o bozkırından işte çıkmış bir sanayi bacasıyız. 35 yıldır üretim yapmaktayız ve Türkiye çapında bir marka yaratmış durumdayız. Yani evet tabii yani biliniyor. Herkesin bugün 100 kişiye sorsanız Cihan Bey'in adını belki 20 kişi bilir ama Salina'nın adını 90 kişi bilir. Aynen öyle. Bizim Cihan Bey'in övüş kaynağıdır Salina. Giden kamyoncular gittikleri lokantalarda Salina tuz yoksa biz burada durmayız derler yani. Güzel. Evet o yörenin en büyük peki sanayi tesisi budur. Dövizdeki iniş çıkışlar sizi etkiliyor mu? Ya bizim dövize endeksli pek girdiğimiz yok. Bir enerji dışında ve mazotlar dışında. Onun dışındaki girdilerimiz naylon torba, petrole dahil onlardan dolayı etkileniyor. Ya değilse ham tuzumuz yerli. Evet. Ama yan ürünler ve elektrik. Evet Himmet Bey. Gerçekten çok keyifli oldu. Şimdi isterseniz bir soru vardı ona cevap verelim. Murat Bey'i de kırmayalım. Evet. Diyor ki Murat Bey, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek dövizle borçlu olanların çok az olduğunu, kurun artışının çok problem olmadığını belirttiler. Oysa 2007-2009 yılı öncesinde yaklaşık 230 bin kişi İsviçre frangı ve yen olarak konut kredisi kullanmıştır. Bunu göz ardı ediyorlar. İsviçre frangı ile 2007 yılında 1 TL'den 10 yıllığına konut kredisi kullandım. Şu an 2 lira 25 kuruş 1 liradan. Yani %100 artmış. Ve yenle ilgili önümüzdeki dönemlerde öngörünüz nedir demiş. Döviz kredisi kullananlara tavsiyeniz var mı? Neden bu döviz devedeler göz ardı ediliyor demiş. Tabii şunu söyleyeyim öncelikle. Kredi kullanırken asla ve kat'a kazanmadığınız para cinsinden kredi kullanmayacaksınız. Yani bu bizim daha ilk finans dersinde öğrencilere öğrettiğimiz ilk konulardan bir tanesidir. TL kazanıyorsanız TL kullanacaksınız. Aksi halde İsviçre frangını bir de çok aşırı değerleniyordu. Allah'tan İsviçre frangını İsviçre Merkez Bankası kalktı dedi ki daha fazla değerlenmesine izin vermeyeceğim. Değerlenmemesi için her şeyi yapacağım ve seviye 1 dolar seviyesini
geçirmemek üzere 1.20 zannedersem. Elimden geldiği kadar İsviçre frangı süreceğim piyasaya dedi. Hadi buyurun gelin dedi. Onun üzerine zaten İsviçre frangının değerlenmesi durdu. Ama son günlerde inanılmaz bir şekilde yükseliyor İsviçre frangı yeniden. Ben şimdi tekrar bakayım grafiğe. 0.95'e gelmiş. Çok hızlı sert artış var İsviçre frangında. Görebildiğim kadarıyla günlük bazda. Yani bu grafiğin düşmesi demek İsviçre frangı dolara karşı değer kazanıyor demek. Doların değeri düşüyor. Dolayısıyla bu tam da dibe geldi. Bunun altına daha fazla gideceğini zannetmiyorum. Merkez Bankası izin vermez. Her zaman buradan döndü. Bu seviyelerde İsviçre Merkez Bankası'nın her an müdahalesi gelebilir. Evet, Sayın Himmet Kara, Salina Tuz Genel Müdürü, çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Reel sektörü ve tuzu da sizin sayenizde öğrenmiş olduk. Sağ olun. Sizlere de bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum sevgili seyirciler. Yarın sabah Para Rotası'nda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.